geldiniz. Ben İpek Avşar. Bugün en yakın arkadaşım İpek Temiz'le birlikte sizin için bir video çekiyoruz. Ben bir türlü giriş yapamadığım için size bugün ne yapacağımızı İpek anlatacak. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bugün İpek'le yeni bir seriye başlıyoruz. Bana İpek'in doğum günde aldığı bir yemek kitabını artık kullanmaya karar verdik. İçinden bir tarif seçtik sizin için. Bugün onu çekeceğiz. Bakalım, inşallah güzel olur. Bence eğer başarılı olursak olacak. Devam edeceğiz bu seriye. Olmazsak yine ederiz ama kısır falan yaparız, bilmiyorum yani. Duruma göre değişir. Evet, senin söylemek istediğin bir şey var mı kendi kanalın? Yani? Yok, hadi tarife geçelim ben de. Şimdi size tarifi göstereyim. Tarifimizin ismi nedir be? Louis Cake. Louis Cake. Bunlar içerikler. Bakın, inşallah bizimki de böyle olur. Olacak mı İpek? Bence olacak gibi. Hadi bakalım. Bu şahane açı için özür dilerim. Ama adam akıllı bir tripodum olmadığı için ve tezgahın üstünde çekmemiz gerektiği için yine bu tripod mutfak masasının üstünde. Ama güzel görünür inşallah. Görünür. Geçelim hadi. Geçelim, başlayalım. Buyurun efendim, siz geçin ilk önce çünkü ben sadece tarifte minik şeylere yardım edeceğim. Asıl şefimiz, ustamız, evet, İpek Temiz. Ben şef, o su şefim İpek. Başlayalım. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Benim yüzüm görünmediği için ellerim idare edecek. Evet, 110 gram tereyağımızı atıyoruz. Evet, bu 125, o yüzden şöyle biraz ayıracağım. Yarım kap pudra şekeri. Evet. Evet, çeviriyorsun onu öyle. Geçen şimdi yumurta sarılarını ayırıyoruz. Limonu da böyle yaparsanız eğer daha çok suyu çıkar. Abi ben de sanki sürekli tarif yapıyormuşum gibi bir şovlar peşindeyim. Tecrübeli olacağız. Evet, şimdi bu karışımı mikserle karıştırıyoruz. Yine pürüzsüz bir doku elde etmemiz gerekiyor çünkü. Bir kap un, bir yarım kap daha ekleyeceğiz. Kabartma tozu hemen bekliyor. Spatula ile karıştıracağız. Evet, son hali bu şekilde kremsi olacak. Evet, bu tabanımız. Of be. Evet, şimdi tarifimizin son aşamasındayız. Evet, şimdi karışımımızı bu yaptığımız tabanın üstüne döküyoruz. Hadi fırına atalım. Evet, şimdi fırına giriyor. 180 derecede kaç dakika? 45! Evet, koyuyorum. Yes, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoşça kal, Louis. Evet. Yani, şimdi tatlımız durdur çıktı, evet, fırından. Soğuduktan sonra keseceğiz ve tadına bakacağız. Ama bir sorunumuz var. Evet İpek. Olduğunu anlamak için. Yani
Bilmiyorum, bu normal mi? Hiçbir uyarı da vermemişler. Çok, yani fazla yumuşak. Ay bir... Ne? Bence biz bunu buradan bir çıkaralım. Bence çıkarmayalım. Tepsiye koyalım. Yo, dokunma bence. Abi niye? Böyle kalsın, o da dokunmamış. Ama onunki böyle mi? Bir şey diyeceğim, kaya levrek gibi görünüyor. Tuzda levrek. Allah Allah. Neyse, bir 20 dakika sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Evet, şimdi soğuyan kekimizi servis tabağına alıyoruz. İnşallah alabiliriz. Alamıyoruz. Evet, evet. Hayır, ayrılıyor. Ne ayrılıyor? Altı ayrılıyor. E nasıl olacağız? Seni de tutman lazım. Dur. Baksana. Çekiyor musun? Çekiyorum. Hi guys. Hadi. 1, 2, 3. Dur. İpekçi. Salak, ne bağırıyorsun? Ha, ondan tinin içinde bırakın diyordu bununla. Ha, bırakın demiyor yani. Soğuyana kadar. Kaldır, kaldı. Kaldı geri. Oradan kaldı. Böyle kaldı. Hayır. İpek ya. İpek tarifi bozdu. Hadi kötülüm. Yani... Hiçbir hayır gelmez artık bundan. Gelir ya, niye gelmesin, kes. Şöyle batırmak istiyorum. Arkada da Ajda Pekkan çalıyor, inşallah telif yemeyiz. Abi bunun bir hani rigid bir dokuda olması gerekmez mi? Bence de rigid bir dokuda olması gerekir. İpek, bunun içi... Hayır, içi böyle oluyor. Çünkü foto... Abi, yani var ya... Bizim kesmemize hiç gerek yok. Krem gibi. Hayır ya, dur, bakmayacaktık tadına. Dur, ben de bakayım. Hmm. Bu güzel. Çek, kay biraz. Yere oturalım. Güzel bence. Kokusu dar gibi. Evet, kokusu. Ben yine yokum. Hadi dudağım var. Yere otur dedim ya. Çatal. Çatalları ver, yüzünden yerim. Sunumu bitti ya. Böyle. Biz tabak falan çıkarmıştık da. Kamerayı çekil çekil. Kamerayı da hazırlamıştım. Ama ay, tabağa gerek yok. Otursana yere. Abi yani yerde nasıl video çekeriz? Şunu da çıkarayım da parlamasın. Ha, ben bunu almak istemiyorum. Estetik değil. Estetiği mi kaldı bunun? Hadi spatula ver, çıkaralım. Biraz düzelir belki. Biraz yıkıldım. Umut fakirin ekmeğidir. Çünkü iyi gidiyorduk yani. Biraz da ipeğin fırını yamuk pişiriyor. Bir tarafı daha fazla şişti. Tabii bilmiyorum. Olan ipeğin fırını yamuk tabii. Yeme! Altı orası değil onun. Abi bu iğrenç sarı şey. Bir şey söyleyeceğim. Ne yaptın? Sakın yumurta beyaz dediği sarıları de. Hayır hayır, bence... Ne söylüyorsun? Yani... Söyle. Bence pişmemiş. Abi üstü yanacak bunun. Abi ben hiçbir anlamış, hiçbir şey anlamadım da. 45 dakika diyor. Dur tamam, şuradan bir çıkaralım. Ha, pişmiş. Pişmiş ipek. Abi bunun arasında kırmızı nereye gitti? Pişince sarı oluyor demek ki. Hazır mıyız? Yani... Yiyorum. Ye. Çok tatlı abi bayağı. Sen bayılırsın muhtemelen. Of, çok tatlı. Aşırı tatlı. Çöpe mi gidecek bu? Bunu hayvanlar da yemez. Köpek kör olur be bunu. Evet. Ben şurada. Gittikçe kaybı pek düşmüyor.
Ben görünüyor muyum? Kendimi görmüyorum. Abi yere mesela oturmamız çok mantıksız şu an. Bence bu tatlıdan sonra yere çökelim zaten. Çok. Aldığın kitaptan da bu çıkar işte. Gerçekten üzüldüm. Çok kötü oldu. Hakikaten gerçekten üzüldüm. Çok kötü. Çok yani tadı aslında güzel ama çok şekerli. Aşırı yani derecede benim şekerli. Benim şeker toleransım ki yüksektir. Aynen öyle. İpek bile yiyemedi bir tepsi baklava yiyen insan. Yeme potansiyeli olan insan. Evet, aynen. Ha, pardon. Buraları kısa kesmek istiyorum. Ben bu kadar uzuna gerek yok. Sonuçta yaptık ve olmadı. Hayatta başarılar olduğu kadar başarısızlıklar da mevcut. Kekine bakalım tek. Nasıl olmuş? Kekine baktım zaten ben biraz önce. Altını mı yedin? Altını yedim, yemez olaydı. Bakın bir dolma videosu paylaşmıştım. O mesela efsane, şahane olmuştu. Esin'de abla yaptığı için değil mi? O bizden de sıkıntı olabilir. Ve bunu annem izleyecek. Çünkü annem yaptı. Annem mi yaptı? Ha, ben Funda abla yaptı zannediyorum. Ne fark eder canım? İkisi de birbirinden harika. Ne oldu? Ne oldu? Bu ne yapılır aslında biliyor musun? Yapılır mı? Ne yapacağım? Ne? Abi bunu içine düzeltemeyiz yani hani. Hani mesela bunu bir şeye katsak. Yok ben hiç şeye katmam bunu. Şekersiz mi? Abi keki o kadar lezzetsiz ki hani yani ben yaptım diye de. Çok lezzetsiz. Yani bilmiyorum ya. Gidip orijinal yerinde yemek lazım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Biz biraz ağlayıp geliyoruz. 'Ravana. Üzüldüm ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün sizlerle... Bir şey diyeceğim, sizlerle... bu seviye olsun bence. Hani isim bulalım. Yani bence isim koymayalım o zaman. Nasıl? Sürekli azarlıyor beni. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben İpek Avşar. Sizin için bugün tarif serimizden bir video çekiyoruz. Yanlış. Hayır, nereye yanlış? Diyecektim ki İpek de size işte bir tarif serisi çekmeye karar verdi. Tamam, koy. Abi daha 2 dakika önce. 4 dakika oldu, hala bir şey yok. Şimdi öbür kısmı da, şimdi son kısma geçiyoruz. Allah seni ya. Manager. Başla. Tamam. Merhaba. Selam. çok kötü. Hezim. Abi sevmiyorum başarısız olunca işte. Sadece üstünü yiyebiliriz. Bu bile şekerli. Hani tatlıyı bırakacağım. Elim valla yağlı. Şey kirli. Kapatamam. Wow. Ben yumuşattım çünkü o yüzden açtım. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İpek Avşar. Bugün en yakın arkadaşım İpek Temiz'le birlikte evet. Yeni bir seriye başlamaya karar verdik. Serimiz de... Neydi? Salaksın ya. Hadi. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İpek gülme. Kestik.